İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük branş denemesi 3. denememiz 1. sorumuz Amasya genelgesinin bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Amasya genelgesinde alınan bazı kararlar 22 Haziran 1919 vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletin durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulum varlığı gereklidir. Türk milletinin haklarını savunacak ulusal ve bağımsız bir kurula ihtiyaç vardır. Burada her türlü denetimden uzak milli bir kurulun kurulması demiş. O zaman A seçeneğine buradan ulaşabiliyoruz. Milli mücadelenin amaç, gerekçe ve yöntemi belirmiştir. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı, tehlikededir maddesi, kurtuluş savaşının amacını, gerekçesini belirtmektedir. Yöntemine geldiğimiz zaman ise milletin bağımsızlığını yine milletin kurtaracağından bahsedilmiş. O zaman bu seçeneğe B seçeneğine de ulaşabildik. Milli iradenin milletin geleceğine yön vereceği. Milletin bağımsızlığını yine milletin kararı kurtaracaktır. Milletin karar vermesi milli iradeden bahsedildiğini göstermektedir. D seçeneğini dolaşabiliriz. İstanbul hükümetinin teslimiyetçi politikasının desteklendiği. Aksine İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremediği için milletimiz kurtuluş savaşı vereceğini ifade etmiş. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuz Türk ata yurduna ve Türk millet... Türk'ün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun onlara bütün ulusça silahlı olarak karşı çıkmak ve Onlarla savaşmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gereklerini ilk gününde açıklamak elbette yerinde olamazdı. Uygulamayı bir takım evrelere ayırmak ve olaylardan yararlanarak ulusun duygu ve düşüncelerini hazırlamak ve adım adım ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Mustafa Kemal bu sözleriyle Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası başlayan işgaller karşısında aşağıdakilerden hangisinin yapılmasının gerekli olduğunu ifade etmiştir ifade etmemiştir. Bize etmemiştir sormakta. A planlı hareket edilmesi. Kararın İlk günden itibaren açıklamak elbette yerinde olamazdı. Uygulama evrelere ayrılması gerekiyordu. Ulusun duygu ve düşüncelerini hazırlamak gerekiyordu. Adım adım ilerlenecekti. Bunlar planlı hareket edildiğini göstermekteydi. Milli bağımsızlığın sağlanması, Türk ata yurduna ve Türk'ün bağımsızlığına saldırıldığını ve bunun durdurulmak istendiği, yani amaç milli bağımsızlığı sağlamaktı tabii ki. Düşmanın yurttan atılması, yurdumuzun işgal edilmesi Buna karşı ulusça silahlı olarak karşılık karşı e, karşılık vermek ve onlarla savaşmak gerekiyordu. Bu da yurdumuzu düşmandan e, temizlememizi ifade etmektedir. Milli egemenliğe öncelik verilmesi. Milli egemenlik dediğimiz zaman halkın kendi kendini yönetmesinden kastediyor. Buradaki paragrafa baktığımız zaman bu paragraf bize halkın kendi kendini yönetmesiyle ilgili herhangi bir bilgi vermemektedir. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz. Buna göre Osmanlı Devleti'nde gelişmelerden hangilerinin ortaya çıkmasında Fransız İhtilali'nin etkisi olmuştur. Fransa'da ortaya çıkan ihtilal dünya genelinde etkili oldu. 1789'da Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi yayınlandı. Bu ile insanların hakları bakımından hür ve eşit oldukları egemenliğin millete ait olduğu vurgulandı. Fransız İhtilali aynı zamanda her milletin kendi bağımsız devletini kurma fikrini milliyetçilik güçlendirdi. Fransız İhtilali'nin yaymış olduğu olduğu düşünceler Osmanlı devletini de etkilemiştir. Osmanlı devletinde meşrutiyet rejimine geçilmesi insanların devlet yönetimine katılmasını ifade etmekteydi. Yani padişahın yanında bir de halkın seçtiği mebusan meclisinin yer almasıydı. Bu da Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milli e Fransız ihtilalinin yaymış olduğu, egemenliğin millete ait olduğunu vurgulayan düşünceyi ifade etmektedir. Tanzimat ve ıslahat fermanlarının yayınlanması yine Fransız ihtilalinin etkisiyle Osmanlı Devleti azınlıkların dağılmasını engellemek istiyordu. Bu amaçla azınlıklara çeşitli haklar tanıyarak, e, haklarını genişleterek Tanzimat ve ıslahat fermanlarını yayınladı. Bu fermanlarla azınlıkların devlete bağlılığını istedi. Azınlık gruplarının kendi bağımsız devletlerini kurması. Bu da Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik fikriyle ilişkiliydi. Her milletin kendi bağımsız devletini kurma fikrini ortaya çıkarması. Yani bu da Osmanlı devletini etkileyen önemli unsurlardan birisiydi. Çok uluslu bir yapıya sahipti. Ekonomik alanlarda ıslahatların, ıslahatların yani yeniliklerin yapılması elbette ekonomik alandaki yapılan inkılaplar Fransız ihtilaliyle ilişkili değildir. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 4 o da bize D seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabımız D'dir. Dördüncü sorumuz. Bu bilgide Mustafa Kemal'in özelliklerinden hangisi vurgulanmamıştır? İtalya'nın 1911'de bir Osmanlı toprağı olan Trab saldırması karşısında içlerinde Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir grup Osmanlı subayı gönüllü olarak bölgeye gittiler. Mustafa Kemal yolculuğu sırasında kılık değiştirmiş ve bölgeye ulaştığında ise yerel halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek düşmanla başarılı bir şekilde mücadele etmelerine sağlamıştır. Kişilik özelliklerine baktığımız zaman ülke toprağının işgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal'in gönüllü olarak bu bölgeye gitmesi Mustafa Kemal'in milliyetçi kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Teşkilatçılığına baktığımız zaman C seçeneğinde verilmiş. Bölgede yaşayan halkı İtalyanlara karşı örgütlemesi onun teşkilatçı özelliğini ifade etmektedir. Diğer bir baş, e, seçenekte ise tedbirli oluşundan bahsedilmiş. Buraya giderken kılık değiştirdiğinden bahsediliyor. Yani bu da onun tedbirli oluşun ifade etmektedir. B seçeneğinde verilen açık sözlülüğü özelliği maalesef bu paragrafta bulunmamaktadır. Bu yüzden cevabımız Bursa yani B seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Kanal cephesi ile ilgili verilen bu bilgiye göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye sormuş. Osmanlı Devleti Mısır'ı geri almak ve Almanya'nın isteği üzerine İngiltere'nin sömürgelerine giden yolları kesmek amacıyla Süveyş kanalına bir hareket düzenledi. İngilizler Osmanlı ordusunu yenilgiye uğrattı. Harekat Türk ordusunun taarruzu ile başlamıştır. Yani harekatı düzenleyen Türk ordusu olduğuna göre o zaman taarruz gücünü yani taarruzu yapan Türk ordusudur. Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak için mücadele etmiştir. Mısır'ı geri almak istiyordu. Buradan da kaybettiği toprakları geri almak istediğini söyleyebiliriz. İngiltere'nin ekonomik olarak zor durumda kalması amaçlanmıştır. Burada da İngiltere'nin sömürgelerine giden yolları kesmek istenmesi İngiltere'ni zor ekonomik olarak zor durumda bırakmak istenildiğini göstermektedir. Bu yüzden de 1, 2 ve 3'e ulaşabiliriz. Bu da bize D seçeneğinde verilmiş cevabımız D seçeneğidir. Altıncı sorumuz. Buna göre Büyük Millet Meclisi'nin isyanlara karşı yetkilerden hangilerini kullanmıştır? Yasama yürütme yargı yetkilerinden hangilerini kullandığını soruyor. Büyük Millet Meclisi kendisine karşı çıkan isyanları bastırmak ve otoritesini sağlamak için aldığı önlemlerden bazıları şunlardır. Hıyaneti vataniye kanunu çıkardı. Bir kanun çıkartmak meclisin yasama yetkisini kullandığını göstermektedir. İsyanlara bastırmak için Kuvayi Milliye Birliklerini görevlendirdi. Yani bir atama yapıyor. İsyanların bastırma gücü olarak Kuvayi milliyeyi göstermiş. Bu da yürütme yetkisini kullandığını gösterir. Milletvekillerin hakimlik yaptığı istiklal mahkemeleri kuruldu. Hakimlik milletvekillerinin hakimlik yapması bu da bize yargı gücünü kullandığını göstermektedir. Yani yasama yürütme ve yargı güçleri kullanılmıştır. Bu da bize D seçeneğinde verilmektedir. Cevabımız Denizli. Yedinci soru. Bu bilgilere göre Şahin Bey ve öncülük ettiği Antep halkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Üsteğmen Mehmet Sait Bey Şahin takma adıyla yöre halkını örgütleyerek Fransızlara gelecek yardımları önlemek amacıyla Antep kilis yolunu kapattı. Fransızlar yolun açılmasını isteyince Şahin Bey Fransız komutanı şu mektubu yazdı: "Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde Türk kanı vardır. Her bucağında bir atanın mezarı vardır. Eski zamanlardan beri Türkler bu topraklarda yaşamışlardır. Türk bu topraklara bu topraklar da Türklere ısındı kaynadı. Sadece siz değil bütün dünya bir araya gelse bizi bu topraklardan ayıramaz. Yoksa sen Türk esir yaşayamaz diye duymadın mı? Namus ve hürriyeti için ölüme atılmak bize Ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Sizler canı kıymetli insanlarsınız. Bize çatmayınız. Bir an evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza. A seçeneğine baktığımızda bağımsızlık yolunda mücadele ettikleri. Burada Türklerin e, hürriyeti için ölüme atılmak atılmalarından bahsetme yani hürriyet başka bir deyişle bağımsızlık mücadelesi verdiklerini göstermekte. Cesaret ve korkusuz bir şekilde hareket ettikleri. Burada da hemen yine paragrafımıza baktığımız zaman sadece siz değil bütün dünya bir araya gelse bizi bu topraklardan ayıramaz diyor. Yani bu da cesaretle ve korkusuz olduklarını ifade ediyor başka bir deyişle. Bununla birlikte yine paragraf içerisine baktığımız zaman Türklerin kendi topraklarında bağımsız yaşamak istediklerini, bunun için de gerekli bütün mücadele yapacaklarını paragraf bize vermekte. Yani B seçeneğinde ulaşabiliriz. Düşmanı yurttan atmak konusunda azimli oldukları. Burada da yine e, paragrafın tamamına baktığımızda da Türklerin esir yaşayamayacağını, bunun için gerekli her şeyi yapabileceklerini, ölmek, vatanını savunmak için ölmenin Türkler için bir onur olabileceğini yoksa... E, bir an evvel topraklarından gitmedikleri müddetçe de e, savaşacaklarını kıyarız canınıza yani azimli olduklarını ifade ediyor. Düşmana karşı teslimiyetçi bir yöntem izledikleri. Yani eğer ki bir teslimiyetçi yöntem izlemiş olsalardı elbette direnişe geçmezlerdi. Yani toprakları düşman işgaline bırakırlardı. Bu yüzden ulaşılamayacak cevap C seçeneği. Deneme 3 8. sorumuz. Yukarıda Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni 1. Dünya Savaşı'nda yanında almak isteme nedenleriyle ilgili eşleştirmeler yapılmıştır. Buna göre tabloda yapılan eşleş eşleştirmelerden hangileri Doğrudur. Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu avantajlar. Kutsal cihat ilan etme yetkisi olan halife makamına sahip olması. Almanya amacı İngilizlerin sömürgesi altında olan Müslümanların ayaklanmasını sağlamak bu siyasi bir gelişmedir. Aynı zamanda diğer bir de işte de dip, e, dini bir e, gelişme de olarak söylenebilir. Boğazların kontrolüne sahiptir. İtilaf devletlerinin boğazlarını kullanmasını enge engellemek. Evet, bu diplomatik değil. Aksine bu stratejik bir gelişmedir, diplomatik değildir. Orduda görev yapabilecek nüfus potansiyeline sahip olması, yeni cepheler açarak savaş yükünü hafifletmek istemesi, Osmanlı Devleti'nin asker sayısının yüksek olması. Zengin ham madde ve kaynaklarına sahiptir. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanmak bu da ekonomiktir. Yani doğru. Baktığımız zaman 1, 2 ve 4 bu da bize C seçeneğinde verilmiştir. 9. sorumuz. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Düzenli ordu birliklerinin 1. Dünya Savaşı'nı kazanmalarının ardından İtilaf devletleri Yunanlıların toparlanmasını sağlamak ve sev Antlaşması'nı Türk tarafına kabul ettirmek için Londra konferansını düzenlediler. İtilaf devletleri Türk tarafları arasındaki fikir ayrılıklarından yararlanmak için İstanbul hükümetinin yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de konferansa katılabileceğini belirlediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi konferansa doğrudan davet edilmedikçe kendilerinin katılmayacağı bildirdi. Bu durum karşısında İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni doğrudan konferansa davet ettiler. Konferansta söz sırası İstanbul Hükümeti'ne gelince Tevfik Paşa şöyle demiştir. Ben sözü Türk milletinin gerçek temsilcisine temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi baş temsilcisine bırakıyorum. Bu bilgilere göre söylenemezdi sormuş bize. Hemen bakalım. İtilaf devletlerinin savaşta elde edemedikleri başarıyı diplomatik yollarla gerçekleştirmeye çalıştıkları Birinci Yunanlı Savaşı'nı Yunanlılar kaybetmiş ve itilaf devletlerinin amacı ise her ikisini birbirine düşüre, düşürerek ser antlaşmasını Türk tarafına da kabul ettirmek. O zaman bu söylenebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuken tanınma prensibinden taviz vermedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi e, konferansa doğrudan davet edilmedikçe katılmayacaklarını söylemiş. Bu da hukuken tanınma prensibinden taviz vermediğini gösterir. İtilaf devletlerinin Türkleri birbirine düşürme planını gerçekleştiremedikleri. Bu sırada da e, hemen Tevfik Paşa'nın sözlerine bakıyoruz. Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi baş temsilcisine bırakıyorum demesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İstanbul Hükümeti yani Osmanlı Devleti temsilcileri arasında görüş ayrılıklarından yararlanamadıkları birbirlerine düşüremedikleri görülmektedir. İstanbul Hükümeti'nin milli mücadele hareketini engellemeye çalıştı. Hayır burada İstanbul hükümetinin engellemeye yönelik bir çalışması olduğu söylenemez. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar 3. denemenin son sorusu 10. sorumuz. Mustafa Kemal bu emriyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? Sakarya Savaşı'nda Türk saflarının yer yer bozulmaya başlaması üzerine Mustafa Kemal Türk ordusuna şu emri vermiştir. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satıp bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça düşmana ter konulamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Ama küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşı sürdürür. Yanındaki birliğin çekilmek zorunda kaldığını gören birlikler ona uyamaz. Bulunduğu mevziyi de sonuna kadar dayanmak ve direnmekle yükümlüdür. <laughs> Arkadaşlar seçeneklere baktığımız zaman ya istiklal ya ölüm düşüncesiyle hareket etmiştir. Yani son kurşunumuza kadar, son gücümüze kadar topraklarımızı savunacağımız düşüncesinden ifade ediliyor. O zaman B seçeneğine ulaşabiliriz. Türk birliklerinin geri çekilmemesi istenmiştir. Bu durabildikleri her noktada durup düşmanla mücadele edebileceği söyleniliyor. O zaman geri çekilme düş çekilmemesi istenmiştir. Topyekün savaş stratejisini benimsenmiştir. Tüm birlikleriyle tüm gücüyle savaşacağını ifade etmekte. Türk ordusunun bütün gücüyle taarruz yapmasını istemiştir. Bilindiği üzere Sakarya Savaşı Türklerin e, taarruz değil savunma cephelerinden yani kurtuluş Savaşı'ndaki savunma cephelerimizden birisidir. Burada düşmana karşı savunmadan bahsediliyor. Sakarya'da bildiğimiz üzere yine Yunan ordusu taarruzda idi. İşte bu yüzden cevabımız A seçeneğidir.